Kadir, gerçekten çok özür dilerim senden. Geçen gün yolda karşılaştığımızda seni tanımazlıktan geldim ama gerçekten buna mecburdum. Bana hala kızgın olmandan, beni affetmemenden, hepsinden çok korktum. Yaptığım en büyük hataydı. Seni ve yavrumuzu bırakmak. Ben de hani benim hatam da alırım. Ben hani şey Bursa'dan sonra ben şey nasıl diyeyim ki? Kadir, ne olur sen konuşma. Burada konuşması gereken kişi benim. Senden af dilemesi gereken, kendini sana affettirmesi gereken kişi benim. Bilmediğin o kadar çok şey var ki. Ah, yıllarca, yıllarca seni ve yavrumuzu aradım. Ama babam, kötü kalpli adam. Sana ve ailene neler yapmış Kadir? Bir bilsen, seni her aramaya çalıştığımda bana engel oldun. Çok acı çektim. Asaf amca mı? O nasıl, iyi mi? Öldü. Başın sağ olsun. Boş ver şimdi babama. Seni buldum ya. Ben de seni. Zeynep'imi buldum ya. Bundan daha önemli hiçbir şey yok. Hino'yu gördün mü? Gördüm. Bizim kızımız. Ya. Çok güzel değil mi? Senin gibi, melek gibi o da. Ama onu sarılıp, onu bağrıma basıp, kokusunu içime çekip ben senin annenim diyemedim Kadir. De. Zeynep'in üzülmesini istemedim. Onu hala bana kızgın olmasından korktum. Doğru, çok doğru. Ben de biliyor musun? Seni gördüğümü ben Zeynep'e söyleyemedim. Çok iyi yapmışsın Kadir. Söylesek mi? Hayır. Zeynep'imiz üzülmesin. Tamam. Zeynep'imizin ayağına taş değmesin Kadir. Değmesin. Bak, o beni müjgan olarak biliyor. Tamam. Öyle bilmeye devam etsin, tamam mı? Tamam. Beni önce sevsin, bana ısınsın. Zamanı geldiğinde söyleriz ona, olur mu Kadir'im? Hı hı. Ama sen de benden bahset Zeynep'e, tamam mı? Tamam, söz. Ama bak, babanla Türkan'a hiçbir şeyden bahsetme. Yok. Beni gördüğünü sakın söyleme, tamam mı? Yok. Yine aramıza girerler, bizi ayırmaya kalkarlar. Yok, yapamazlar. Ben tamam, izin vermeyeceğim, söylemeyeceğim. Ama Zeynep'e anlat. Benim ne kadar iyi kalpli olduğumu ona anlat, olur mu? Sen zaten iyisin ki, senin adın melek bir kere ya. Ben seni hak etmek için ne yaptım? Ben sarılabilir miyim? Tabii. Yani Doruk'cum sen yalanlar devam etsin, kimse kimseyi affetmesin istiyorsun galiba, doğru mu anladım? Yalanlar bitmesin zaten. Yani önce benim yalanım çıkar, sonra Zeynep'inki, böyle devam eder. İnsanları da bıktırmamış oluruz. Doruk'un anlatmak istediği başka bir şey var galiba. Bir şeyler söylemek istiyor gibi. Yani aslında ben bu kadar sert girmenizi beklemiyordum. Benim kafamda daha romantik bir sahne vardı. Mesela çiftimiz uzun süre ayrı kalmıştır. Bir sürü dış etkenler yüzünden. Sonra bir gün tesadüfen bir karşılaşma olur.
Bebek'te bir kafede mesela. Aralarında konuşulmayan, yanlış anlaşılan ne varsa hep senin konuşulduğun bir buluşma. Dorukçum, çiftimiz 60 yaşında değil. Genç insanlar bunlar. Bir de bunları röportajda mı anlatacaklar anlamadım ki. Yani herkesin görebileceği bir skandal yaratmak varken. Haklısın, benim içim geçmiş biraz. Ama ben dedim. Yani ben öyle aşk oyunlarına falan anlamam. Hem benim işim sizdeki yaratıcı zekayı ortaya çıkarmak. Peki. O zaman sırlardan ve yalanlardan yürüyoruz. Okey, o zaman Sitare'nin ilk söylediği plandayız, öyle mi? Evet, aynen. O zaman ben yarın sana bir date ayarlıyorum. Evet, çok verimli bir toplantıydı. Aklınıza sağlık. Hadi Zeynep'ciğim, gidelim. Kadir'cim, anlaştığımız gibi, tamam mı? Tamam. Zeynep'le o büyük kavuşmamıza kadar sen ona annesinin bir melek olduğuna inandıracaksın. Sen zaten öylesin ki. Aa, canım benim, o senin iyiliğin. ama babanla Türkan'a hiçbir şey belli etmiyorsun. Bak gerçekten aramıza girerler, bizi ayırırlar yerine. Ben seni bırakmam ki bir dahaki melek ki. Sen geldin. Geldim tabii. Fevzi merhaba. Kadir. Hı? Melek Hanım'ın bir işe çıkmış, gitmesi lazımmış. Hemen çocuk mu? Üzülme Kadir'im, yine buluşacağız. Söz mü? Söz. Tamam o zaman, peki. Hoşça kal. Hoşça kalma. Hoşça kalma. Fevzi. Efendim? O beni terk edip gidip bıraktığı zamanki gibi hoş çakal demedi değil mi? Yok Kadir. Merak etme, o kapı artık aralandı. Bir daha kapanmaz. Gerçekten mi? Fevzi, çok teşekkür ederim. Tamam tamam, hadi şimdi, hadi yürü git. Sağ ol Fevzi ya.